Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Emendere mahallesindeyiz. Gülbin Aşçı Bağcı ve Atilla Bağcı çiftinin hayaliyle ortaya çıkan Saman Evim çiftliği, kırsal turizme yepyeni bir soluk getirdi. İnşaat ve jeoloji mühendisliği geçmişleriyle çift doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam alanı yaratmak için yola çıktı. Çiftliğin en dikkat çekici özelliği şüphesiz saman evi olması. Tamamen doğal malzemelerden inşa edilen bu ev hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı bir yaşam sunuyor. Saman evin mükemmel yalıtım özellikleri sayesinde yazın serin, kışın sıcak bir ortamda konaklamak mümkün. İlk geldiklerinde bu arkamda görmüş olduğunuz saman evi yapmışlar. İçindeki duvarların bölmelerinde samanlar var. Kısaca buradaki evi dışarıdan sizlere göstereyim. Daha sonra Saman Evim çiftliğine giderek orada Gülbin ve Atilla çiftinin köye göç hikayesini dinleyelim. Sındırgı'nın en güzel köylerinden birisindeyiz. Emendere mahallesi olarak geçse de burası bir köy aslında. Gülbin Hanım ve Atilla Bey bu köye altyapı sorununu çözmek için, su sorununu çözmek için gelmişler. Ve burayı beğendikten sonra burada yer almaya karar vermişler. Yer aldıktan sonra önce buradaki şu şirin küçük evi yapmışlar. Bu saman evi arkadaşlar. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Biraz sonra saman bloklarını sizlere göstereceğim. Daha sonrasında burada Saman Evim çiftliği projesini hayata geçirmişler. Şimdi oraya doğru gidip Gülbin Hanım ve Atilla Bey ile tanışacağız. Onların köye göç hikayesini dinleyeceğiz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Kendinizi kısaca tanıtarak bu girişiminiz hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii veririz. Ben Gülbin, inşaat mühendisiyim efendim. Evet aşkım. Evet, ben de jeoloji mühendisiyim. Bizim buradaki maceramız şöyle başladı. Ben İller Bankası'ndan emekli oldum 2017'de. KOSGEB kadın girişimcilikle çok cüzi bir hibe alarak firmamı kurdum. Projeler çözüyorduk, altyapı proje, ama tabii eşimin uzun süreli 30-40 senedir devam eden bir zaten firması vardı. Evet. Devretme aşamasıydı, çünkü dedim güçlerimizi birleştirelim, tek bir firma altında yürüyelim. Derken biz Baski'den efendim eski statüsüyle köy olan, şu andaki statüsüyle de mahalle diye geçen bu Sındırgı'nın Emendere Mahallesi'nin içme suyu kanalizasyon projesini aldık ihaleyle ve bu köyle tanıştık. Biz tabii gelecekte hep böyle bir kırsal turizm yapalım kafamızın bir tarafında vardı. Ama köyü çok sevdik. Köyün doğasını çok sevdik. Az sonra belki konuşacağız hep birlikte. Köyün çok güzel bir şifalı suyu var. Şifalı suyunu sevdik. Sındırgı'nın doğasını ve insanların doğallığını sevdik. Onun için bu güzel kırsal turizm işletmesini burada inşa etmeye karar verdik. Buranın iklimi de özellikle çok güzel. Ilıman bir iklimi var. Çok rüzgarlı değil burası. Temiz bir havası var. Saman Evim çiftliği hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Neden Saman Ev? Neden Saman Ev? Biz Kırkoca belgesel izlemeyi çok seven insanlarız. Öyle dizi alışkanlığımız yok.
Şimdi biz tabii bu kırsal turizm işletmesine gireceğimiz zaman illaki bir bina inşa edeceğiz. Ben inşaatçıyım ve yaygın yapı, malzeme yapısı betonarmedir genelde inşaatta Türkiye'de. Sonra çelik evler gelir ve yeni yeni yaygın olarak ahşap bungalovları, tiny house'ları görüyorsunuz. Zaman ev şu anda Türkiye için söylüyoruz. Evet, yaygın değil. Ama biz izlediğimiz belgesellerde bu materyalle de ev yapıldığını öğrendik. Sonra derinlemesine bir araştırma yaptık. Efendim bu evlerin aslında Almanya'da 500 yıldır yapıldığını, efendim Amerika'da 200 yıldır yapıldığını ama tabii 180-200 yıllık süreçte Amerika'da ilk Nebraska'da yapılmış. Ve onlar, Amerikalılar biliyorsunuz hemen standartlara geçmeyi, tarihe geçmeyi severler. Onlar kayıtlı ev olarak Amerikalılar görünüyor. Nebraska çiftçileri fakir insanlar. Ne yapsınlar? Bir yapı malzemesi ararken en kolay şey saman demişler. Samandan bir okul inşa etmişler. Fakat bu okulu sıvamamışlar. Sıvamayınca ne olmuş? İnekler yemiş. Böyle de bir resim var hatta. Hatta yani evet. Kısaca bizim samanla tanışmamız böyle. Bir derinlemesine yine araştırmalar yaptık. Baktık Almanya'da bu evler 500 yıldır var. FASPA diye hatta dernekleri var. Materyali araştırdığımızda samanın aslında ısı ve ses yalıtımı anlamında çok ciddi avantajlar sağladığını gördük. Yani kuzine sobasıyla mesela çok basit, sadece birkaç odunla ısınabiliyorsunuz. Sonra insan sağlığı için faydalarını gördük. Rahmetli anneciğim kuğa hastasıydı. Nebulizatör denen bir alete zaman zaman bağlanıyordu. Ama burada kandaki oksijen seviyesinin %90 altına bu evlerde yaşarken düşmediğini gördük. Yani saman olayı böyle başladı. Sizlere şu soruyu da sormak istiyorum. Neden köyde yaşamı tercih ettiniz? Şimdi Deniz'ciğim, beyaz zambaklar, ak zambaklar ülkesinde Finlandiya'nın kurtuluşu kitabı vardır. Ve Atatürk, Ulu Önder Atatürk bu kitabı çok sevmiş. Ve hatta bu kitabın okutulmasını istemiştir. Şimdi bu kitabın özü şudur. Eğer bir ülkenin gerçek anlamda gelişimini istiyorsak önce bu gelişime kırsaldan, köylerden başlamalıyız. Bizim aslında özellikle bu köyü, kırsalı seçme nedenimiz kardeşim, köye dokunmak ve ülkenin gelişimine bir nebze de olsun katkı vermek. Bir konut yapılırken öncelikle şunlara dikkat ederiz. Birincisi zeminin taşıma gücü. Bu zemin bu yapıyı taşıyacak mı, taşımayacak mı? Eğer taşımazsa ne gibi önlemler alınabilir? Onu araştırırız. İkincisi de zeminin duraylılığıdır. Yani kazı sonrası yapılan duraylılık veya yamaçta yapıyorsanız illaki bir kazı yapmanız lazım ki düz bir yere oturtabilirsiniz binayı. Kazı yapıldıktan sonra yamaç duracak mı, durmayacak mı? Biz hep bunlara bakarız. Tabii bunları yaparken de mesleğimiz gereği öğrendiğimiz mühendislik bilgilerini bu sahada uyguluyoruz. Ben baktığımda buranın andezitlerden oluştuğunu, herhangi bir zemin hareketinin olmadığını, zemin kaymasının olmadığını gördüm gözlemsel olarak. Aynı zamanda yapacağımız kazılarda da şevlerin dike yakın durabileceğini gördüm. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Ha, burada bir tek kazı dolgu, kazıdan çıkacak malzemeyi nereye koyabiliriz diye. Biz de onu eşimle beraber oturduk, hesapladık, planladık. Kazıdan çıkan malzemeyi hiçbir zaman dışarı taşımadık. Kendi sahamız içinde yol yapımlarında, duvarların arkasında kullanarak eritmiş olduk. Biraz inşaat sürecini de anlatabilir misiniz? Mesela bu bir saman evi ama dışarıdan gözüktüğü kadarıyla sadece ahşap ve sıvanmış bir duvar görüyoruz. Evet. Ama içinde blok şeklinde saman panelleri var. Evet. Biraz detaylı bir şekilde
O yapım sürecini anlatabilir misiniz? Şimdi tabii zeminin yani kazıyla başlar biliyorsunuz her inşaat. Hı hı. Kazı süreci evet bizi zorladı. Aylarca burada kırıcılar çalıştı. Bir aya yakın çalıştı değil mi tabii, hayat? Tabii tabii. Bir tabii. ay falan kırıcılar çalıştı burada. Hatta kışa denk geliyordu falan. Betonarme ev yapmak artık Türkiye için zor bir iş değil fakat en zoru arkadaşlar kırsalda bir şeyler yapmak. Yani şöyle kırsalda usta bulmak, ustayı kırsala getirmek ve ustayı elinde tutmak. Bunlar çok zor. Zaten Sındırgı ilçemiz malum çok büyük bir ilçe olmadığı için yeterli nitelikli usta sayısı da çok fazla değil. Yani seçeceğiniz ve gideceğiniz usta sayısı da çok değil. Ustalara ben her öğlen burada yemek verdim ki öğlen yemeğine gidiyoruz abla bir Sındırgı'ya deyip bir daha gelmemezlik yapmasınlar diye. Yani ustalarla güzel ilişkiler de kurarak hem bilgimizle hem insani ilişkilerle de bu süreci aştık. Ve onun ötesinde bence betonarme ev dediğim gibi birçok arkadaşın zaten inşaatla ilgili bildiği bir husus. Fakat samanla ilgili biz en çok samanın sıvanmasında zorlandık Deniz'ciğim. Çünkü samanı sıvamak için usta bulmakta çok zorlandık. Bir gelip bakan kaçtı. Yani ben nasıl yapacağını anlattığım halde kaçtı. Halbuki çok zor bir şey değil. İşte belli kuralları var. Rabistelleri konuyor. Onlar bağlanıyor. Saman paneller de olsa samanlar içeride hareket etmesin diye. Doğal sıvalarla içeride toprak sıva, dışarıda kireç kum karışımı gibi sıvalarla yapılıyor ama tabii bilmedikleri için, onlar için de yeni bir şey olduğu için usta bulmakta zorlandık. Tabii bu süreç dediğim gibi kırsalda olması, saman olması gibi süreç bizi çok uzattı. Yani 3,5 yıl sürdü bu bina tamamen bitmesi diyebilirim. Evet. 3,5 yılımızı aldı. Bir kere bu binayı sadece karı koca yaşamak için yapmadık arkadaşlar. Biz burada dedim ya az önce bir kırsala köye dokunmak için geldik. Bunun ilk yolu da bence bizce köylüyü istihdam etmekti. Bunun için de bir lokanta inşaat. Şimdi köylü hanımlar burada en iyi ne anlar? Şimdi de yapıyorlar size. Güzel gözlemeler yapmak. Bakın odun fırını yaptık. Burada ekmekler, zeytinli ekmekler, cevizli ekmekler. Dedik ki öyle bir yer yapalım ki turizmi açalım burayı. Hem günlük turizm olsun hem kalmalı turizm olsun. Günlük dediğimiz nedir? Yeme içme turizmi yani lokanta gibi bir şey. Ama tabii akşamları yine kültürel dokunuşlar yapacağız. Örneğin köylülere sinema gösterilerinde bulunacağız. Mısır patlatma makinesi bile aldık. Burada hiç sinema seyretmemiş arkadaşlar, halk var. Yani biz onlara da kültürel dokunmaya geldik. Yani biz burada aslında köylüye dokunmaya geldik Deniz'ciğim. İstersen bak bu duvarda duvar yazılarıyla insanları böyle hafif güldürmek de istedik. Böyle çok hoş duvar yazıları bulduk. Bak dışarıdan stres getirmek yasaktır mesela. Bize ya işte siz mühendissiniz niye bitiremediniz diye eleştirenler oluyor. Bence en güzel cevap budur. İyi şeyler zaman alıyor. Senin hemen arkanda taş fırın var Deniz'ciğim. Bu taş fırında çok güzel ekmekler yapılıyor. Yarın size ikram edeceğiz. Bugün de biraz ikram ettik. Gözlemeler yapılıyor. Herkes bir konuda hoca burada. Bizim bir anlayışımız var. Burada beraber çalıştığımız arkadaşlarımız, herkes birbirine hocam der. Bence bu çok önemli bir husus. Şöyle ki herkes işinin hocası olsun diye ve statü farkı koymamak adına. Yani ben her işi yaparım. Ben temizlik de yaparım, bulaşık da yıkarım. Ben de yemek yapıyorum. Arkadaşlarım da burada herkes her işi yapar ve herkes de hocadır. Yapılan çalışmalarda bizim emeklerimiz de çok, sadece ustalarla değil. Evet. İşte fırının etrafında gördüğünüz bu taşların döşenmesi, bunların yayılması, gördüğünüz gibi bunların hepsini biz kendi ellerimizle yaptık. İçeride de tabii ki ahşap işlerinde de yaptığımız birçok çalışma var. Zevkle yaptık bunları. Evet.
Atilla'cığım, bu kaylak taşların döşeme deyince Deniz'cim Bartı da anmadan geçemeyeceğiz. Bu çok ilginç bir olay. Dünyayı bisikletle gezen bir oğlan var. Bart Atla diye. Bu çocuk oğlumuz Hollanda'dan. Hollanda'dan çıkıyor. 4800 kilometre mesafeyi bisikletiyle geziyor. Derken Kaz Dağları'na geliyor. Çok yoruluyor ve Google haritalardan bizi görüyor. Aslında o zaman inşaat halindeydik bundan 1,5-2,5 ay önce. Yani inşaat halinde derken son dokunuşlar ve evin restorasyonu diyeyim veya içini döşeme halindeydik. Ben de böyle biraz azıcık tansiyon düştü gibi yattım, biraz uzandım. Eşim geldi, dedi ki kalk kalk dedi. Birisi geldi, sen dedi bir İngilizce konuş. Kalktım. Allah Allah, hakikaten karşımda birisi var ya, bizi bulmuş. Ve biz anladık durumundan. Çünkü biz zaten burayı yaparken Mevlana'nın evi gibi olsun demiştik. Evet, evet. Anası, oğlum sana her şey burada, free kalabilirsin dedik. 2,5 ay kaldı. Ama bu oğlan bize çok faydalı oldu. Çalıştı. Köylü, köyden arkadaşlarımızla tanıştı. Köylü de çok sevdi Bart'ı. Hepimiz Bart giderken ağladık yani. Çok üzüldük. Evet, Bart için. Bart'la beraber çok yani güzel yaptık. Bir burada. Hollanda kapısı açtık. Zaten niyetimiz buydu bizim. Ülkemizi tanıtmaktı. Bart'la çok güzel bir giriş yaptık. Hollanda'dan teşekkür mektupları aldık. Telefonları aldık. Bizim oğlumuza sahip çıktığınız için çok teşekkür ederiz dediler bize. Sırf bizi merak ettikleri için gelecekler. Ama Bart da Atilla abisiyle beraber çok çalıştı. Ve bütün bu kaylakları Bart kardeşimiz, Bart oğlumuzla beraber döşediler. Evet, yani burada evet. Da Bart'ı anmadan geçemedik. masaların içlerine Deniz'cim böyle samanlar koyduk. Ki saman evim çiftliği ve ne yiyeceklerini de koyduk. Ve biz buna ülkemin kahvaltısı dedik. Neden ülkemin kahvaltısı? Ülkenin, Balıkesir'in peynirleri çok güzel, kabul. Zaten peynirleriyle ünlü bir yer biliyorsunuz Balıkesir ilimiz. Balıkesir'imizin sepet peyniri var, Çanakkale'mizin ezinesi var. Ama biz dedik ki ülkenin başka peynir, mesela Hatay'ın sürt peynirini getirdik. Mesela Erzurum'un yaylalarından göbek kaşarı getirdik. Mesela Erzurum'un yaylalarından tereyağı. Odun ateşinde kadınlarla bizzat kendim de yaptım. Uşak, güzel reçeller yaptım. Çilek reçelleri, vişne reçelleri. Yine köyümüzde muhtarımızın hanımının ürettiği ballar, organik ballar. Hepsinin menşeini yazdık, böyle liste yaptık. Deniz'ciğim, ülkemin kahvaltısı ne? Urfa'nın acı biber salçası. Uşak'tan haşhaş ezmesi. Yani biz burada ülkenin her lezzetini buradaki insanlarla buluşturduk ve az sonra gezeceğimiz kırsal turizm maksatlı yapmak istediğimiz, yani yaptığımız evimizde kalanlar için de böyle bir kahvaltı aslında. Sadece hani günübirlik gelenler için değil, dışarıdan gelenleri de ülkemin kahvaltısıyla buluşturduk. Ülkemin lezzetleriyle buluşturduk. Burası bizim kahvaltı, şiir dinletileri yapılacak. Tepenin ilk hali var ve son hali var. Evet, bunlar da böyle fotoğraflayarak süreci... Belgeledik süreci de. Evet, belgelemiş olduk. Arkadaşlar, hani bir laf var ya, mal da yalan, mülk de yalan. Gerçekten öyle. Biz buranın şu anda gerçekten biz sahibiyiz ama... Belki 20 sene sonra Rabbim bilir onu. Biz olmayacağız sahibi. Biz ülkemize böyle bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz eşimle. Evet, yani sahibi evet. Olmamız sadece bir ayrıntı değil mi aşkım? Yani evet, ufak bir ayrıntı. Bu da bademimiz bizim. Badem sokaktan edindiğimiz sokak hayvanıydı. Bizi buldu, geldi. Badem de gözlemelerden, bu arada ekmeği düşmüş ama badem de gözleme, bakın gözleme. Ne yiyeceğini biliyor badem yani bu arada arkadaşlar. Ye kızım sen, helal olsun sana. Canım kuzucuğum benim. Evet Deniz'cim, burası 6 metre yüksekliğinde açık mutfak, salon. Aynı zamanda bu turizm maksatlı kiralanmış bu evin hem mutfağının hem de böyle dinlenme yerinin olduğu bir alan burası. Buradan da tabii çok güzel bir manzara var. Güneş nasıl etkiliyor bilemem ama kafa dinlemelik. Bu ev eşimin sayesinde bu proje bilimsel yayın kabul edildi ve yayınlandı. Türkiye'de bu ilktir. Böyle bir yapının projesi. Bilimsel yayın kabul edilen ilk bina. Şimdi aslında Türkiye'de 30-32 tane belki saman ev var. Yok değil ama hiçbiri tam gerçek bir projeyle, yani
afet yönetmeliğine, işte Avrupa standartlarına göre çözülmüş değiller. Bir kısmı da maalesef kaçak diyeceğim yapılar. Ama burası hakikaten ruhsatlı, yapı kullanım izin belgesi olan, deprem yönetmeliğine ve standartlara, Avrupa standartlarına, Eurocode'a göre çözülmüş bir ev. O anlamda da özel. Denizciğim, biz eşim de ben de atalarına saygılı insanlarız. Anılara saygılı insanlarız. Bu yüzden anneannemin 50-60 senelik fincanlarını burada sergilemekten şahsen gurur duyuyorum. Babaannemin 80 yıllık tabağıdır o. Anneannemin 60 yıllık fincanları. Kendi hepsi rahmetli oldu. Babaannemi zaten hiç tanımadım. Ama hatıralarına da saygılıyız. Bunu kızımın yaptığı bir puzzle. Orada benim Ebru'm var. Kilerimizi gösterelim. Köyde ürettiğiniz ürünler var. Ürünler var. İşte fasulye konservemiz var, menemenliklerimiz, reçellerimiz. Odun ateşinde pişti arkadaşlar. Hepsi birbirinden lezzetli. Burası bizim kilerimiz. Buranın neyi meşhur mesela? En çok? Buranın en çok kabağı meşhur. Hatta az önce siz gelmeden önce onlara bir söz verdim. Yapabilirsek inşallah bal kabağı festivali yapacağız. Herkesi bekliyoruz. Çünkü arkadaşlar buranın kabak tatlısını yemeden biz kabak tatlısı yedik demeyin, bal kabağı tatlısını. Kesinlikle yemelisiniz. İnşallah realiteye onu da dökebilirsek bir bal kabağı festivali yapacağız buraya. Şimdi ben eşime dedim ki ben aslında burası evin dışı gibi ama değil tabii ki. Dış mekanı içe taşımak istedim. Çünkü şöminenin karşısında dışarıda kar varken sanki bir sokakta kahve içiyormuş fantezisini kafamda yarattım. Eşim de sağ olsun çok iyi fikir dedi. Bu kapı da çok eski, tarihi bir kapı. Bunun arkası merdiven boşluğu aslında. Yani bunun arkası hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradaki pencerenin de sadece bir pencere değil bir maksadı var. O da şu, buradan gelen gün ışığını Denizciğim, karşısından gelen gün ışığını merdiven boşluğuna alıyor. Bakın buradakini buraya alıyor. Böylece burada gramofonlarımı görüyorsunuz tabii. Evet. Böylece merdiven sahanlığımız karanlık olmuyor arkadaşlar. Gayet aydınlık bir sahanlık oluyor. Bu arada yapının içerisi de çok aydınlık, güzel. Evet. Camlar büyük. Camlar büyük, evet. Kocaman. Zaten aydınlık ama arkadaki manzaraya bakar mısın Denizciğim? Evet. Bir şey var, o manzarayı göstermelisin. Sanki bir tablodan kesit gibi. Evet, şu anda da. Hani orada bir köy var uzakta diyor ya. Evet, şöyle bir köyün panoramasını sizlere gösterelim arkadaşlar. Bakın. Bu dağların isimleri ne? Emendere köyünün hemen üstündeki. Burası Dikmen Dağı. Şurası Dikmen, evet. Dağı. Bu bir kadının, hamile bir kadının yattığı, yani öyle bir kayanın benzediği söyleniyor. İşte falan. Ben burada yattığım sürece bu sular gelecek demiş. Aslında Emendere'nin çok özelliği var. Emendere şifalı bir suya sahip arkadaşlar. Maalesef bilinmiyor. İşte biz biraz da bu suyu tanıtmak istedik burada. Bu su özellikle dermatolojik hastalıklara, cilt hastalıklarına. O sana suyun çıktığı yere de gideceğiz miyiz? Gideceğiz. Tabii. Gidelim. Gitmeliyiz. Yani orayı bahsettiysek gitmemiz gerekiyor. Gitmeliyiz, gideceğiz. Bu su sedefin ve ekzemanın semptomlarını arkadaşlar, hastalığı geçiriyor, iddialı bir laf olabilir ama böyle o semptomları geçirip bebek cildi gibi bir cilt yaptığı söyleniyor demiyorum, yaptığı tespit edilmiş vakalarla. Türkiye'de de bunun gibi bir su yok değil mi? Yok. Yani şu anda şöyle, bilinen yani. Bilinen diyelim. Tabii ülkemiz ve dünyamızda çok değerli sular vardır ama tescilli ve bilinen bir su yok. Bu su bilinen bir su fakat tanıtımı yapılmamış maalesef. Evet. Yani yoksa bilinen bir su. Hatta öyle ki Kanadalı bir grup gelmiş burada ilk kamp yapmış. Kadıncağızın yüzünde ekzema varmış hocanın. Gidiyor ve görünce cildinin iyileştiğini, suyun araştırmasını gidiyor Kanada'da bahsediyor. Geliyorlar, suyun araştırması yapılır ama bu su zaten eskiden beri uyuz hamamı derlermiş. Yani köylü bunu biliyormuş. Ama neye iyi geldiğini bilmiyormuş. Radyoaktivite oranlarına bakılmış. Bir takım testlere bakılmış. Sana bakamıyorum güneşten ötürü. Yani bunlara bakılarak bu suyun da faydalı olduğu tespit edilmiş. Evet, İç mekan, dış mekan böyle bir arada.
Evet, çok güzel bir yapı. Bu duvarların içini de şimdi merak ediyorsunuz. Eski fotoğraflarını da zaten sizlere ara ara ekranda göstereceğiz. Ama duvarın içini böyle bir tablo şeklinde burada sergiliyorlar. Şimdi hemen onu gösterelim. Bu şekilde, bu şekilde samandan bu evin zaten bu 35 santimdir arkadaşlar bu saman panelleri. Sıva ile beraber bu 40-45'i nerede yani 40-42'yi diyelim buldu. Yani kalın duvarlar. Bu tabii ısı mesela geçen günlerde hava soğumuştu biraz biz şömineyi yaktık. O gün de tesadüf bizi ziyarete şömineyi yapan arkadaşımız kardeşimiz gelmişti. Dışarısı epey soğuktu ama biz içeride sıcacık yani bir şömine ile bile bir soba ile bile yaşayabiliyorsunuz. Şimdi bu kapıdan genel girişten sonra burada anımızı paylaştığımız bir resmimiz var Deniz'cim. Abinle benim samanların arasında. Bu resmi çok seviyoruz. Onun için evin duvarlarında paylaştık. Sonra yapım aşamalarını tekrar burada gösterdik insanlara. Yani bunu bu evin bir hikayesi olduğunu, bir emeğin ürünü olduğunu anlattık. Bu şekilde. Tuvalet burada aslında. Tuvaletler, buradaki ilginç olay, yani normal tuvalet aslında tabii. Ama bakın bir lambaları gösterebiliriz. Otantik eşim imal etti. Hı hı. Atilla Bey çok becerikli bir adamdır. Bu şeyler ona aittir. Tezgahlar kendisi imal etti bunları. Dediğim gibi sohbetimizde biliyorsunuz bir ara biz bir takım çalışması sergiledik. Mesela bu işlerde ben onun yamağıyım. Yani Gülbin şunu cilala, Gülbin şunu yap gibi ama asıl yapan odur. Hakikaten beceriklidir. Yukarısı bakın. Mesela fikri burada ben verdim ama o yaptı. Ben ona yardımcı oldum. Eşime dedim ki ya işte asma tavan yapacağız. Hem masraflı öyle mi yapalım? Böyle. Ay dedim eşime ya Atilla'cığım gel bunu kilimleri asalım dedim. Aynı uçurtmalı şeyi gibi çocuklar. Kilimlerin arkasına tahtaları çaktık. Güzel de zımbaladık onları böyle gergin bir şekilde. Oralara da bir şeyler yaparak pat diye pano gibi geçirdik bunları. Evet, çok bu güzel şekilde, olmuş ama. Evet, kilimleri de yani eski kilimleri, yırtık, eski kilimlerin sağlam kısımlarını kadın erkek tuvaletlerimiz de böyle Deniz'ciğim. Tuvalet göstermek arkadaşlara şey olmayabilir de. Evet. Hani bu şekilde yaptık yani. Evet. Şimdi üst kattayız arkadaşlar. Bakın üst kattan alt katı sizlere gösteriyorum. Burada hemen orkide odası. Evet. Bunların hepsinin bir hikayesi var. Her odanın bir ismi var. Bu binayı inşaat halindeyken teyzem geldi. Teyzemi de çok severim. Teyzem orkideleri çok sever. Ben bu odayı çok beğendim deyince ben de bu odaya orkide ismi koydum. Yani teyzemi de yaşatmak istedim. Açıkçası dedim ya atalarımıza, büyüklerimize çok saygılıyız. Öyle de olmak gerektiğine inanıyoruz. Televizyon kablolarımız var Deniz'ciğim. Henüz televizyon almadık. Alamadık ama hani alsak mı almasak mı diye de düşünüyoruz. Yani böyle bir doğada oturup da burada oda içinde televizyon seyretmek ne kadar doğru bilmiyoruz. Ama sırf belki misafirlerimizin isteği gereği alabiliriz. Ben banyoyu göstermek istiyorum. Küçük ama şirin, çok güzel, şirin olduğunu söylüyorlar yani. Böyle bir banyo. Burada küvet koyduk. Hani dediğim gibi buranın cilt hastalıklarına faydası var. Küveti doldurup... Bu arada o sudan siz de faydalanıyor musunuz? Tabii. Aynı su. Zaten bizim burada oluş nedenimiz bu. Çünkü köyün suyu, kaynak suyu bu su. Faydalı olan su. Biz de bu sebeple buradayız zaten. Ama öyle biz seni böyle her odalara jacuzziler bilmem neler koyamadık yani. Koyamadık. Belki ileride bir doğal havuz yapabiliriz bize. Anneannemin 60 senelik, 50 senelik dantellerine bakın neler yaptım. Hadi gelin. Ha bu arada mor sümbül odası. Neden mor sümbül? Babam rahmetli sümbülü çok severdi. Annem de moru çok severdi. Burası sümbül odamız. Bakın bu yatak başları anneannemin 50-60 senelik dantellerinin değerlendirilmesi sonucu. Yani benim için, benim çeyizimi örmüştü çocukken. Onları değerlendirdik burada bu şekilde. Yine eski zaman usulünde bakın ben bunları çok seviyorum, kullanıyoruz. Denizliliyim ben köken olarak. Denizlimizden Buldan'dan gelmiş bir kaneviçe iş yatak örtümüz var. Bu da çok sevdiğim bir arkadaşın, Selma'cığımın babaannesi.
annesinin 100 yıllık efendim kıyafetlerinin, herhalde düğün kıyafetlerinin panoya, yani tablo gibi oluşturulmuş hali. Evet. Yine burada anneciğim moru sevdiği için, bu arada aslında burası rahmetlinin odası olacaktı ama maalesef ömrü vefa etmedi. Ben büyüklerime bakacaktım, yani anneme ve kayınvalideme. Ama onların vefatıyla biz bu odaları turizm maksatlı açtık. Kendimizde bungalovlar yapacaktık. Açıkçası hem maddi olarak sıkışıp büyüklerimizi kaybedince, bakın tutunma barları yaptık. Yaşlılara ve engellilere çok önem veriyoruz. Bakın böyle duşlarda. Bir de Deniz'cim saman görüntüsü vermek için böyle iplerden saman, yani duşlar samanda, samanların içinde duş alıyormuşsunuz havası var. Hafifçe arkana döndüğünde şöyle sen geçebilirsin, tavanları gösterebilirsin. Bunu eşim sevgili Atilla yaptı. Ben çıraktım yine orada tavanlarda. Burada bir Bali havası estirdik. Hatta takıldık sındırgıya, Bali'yi getirdik diye. Bu camlar reflektedir. Yani belki böyle bir soru gelebilir. Neden banyoya cam yapmış diye arkadaşlar merak edebilir. Bu camlar sizi duş alırken asla göstermez ki zaten burada bu tuvalette, bu banyoda sotede kalıyorsunuz ama hani sizi göstermez ama akşam ışık yandığında gösterebilir, yani aynalı camdır. Buraya böyle beyaz bir stor yaptık. Burada dediğim gibi el emeklerini değerlendirdik. Burada çok güzel bir varandası var arkadaşlar odaların. Bu şekilde köye karşı sohbetinizi edip oturabileceğiniz koltuk da var burada. Hatta yaz akşamları yatabilirsiniz bu koltukta. Gül odası. Neden? Ben gül, bin gül bahçesi demek. Gülleri çok sevdiğim için. Ve tasavvufta gülün peygamber diye açtığı için. Yani tasavvufu sevdiğim için veya. Bakın bu da gül odası. Güllerle bezenmiş bu oda. Yine anneanneciğimin dantelleri burada yatak başı olarak yaptık. Perdelerimiz bakın Deniz'ciğim, benim özellikle arkadaşlara belirtmek istediğim bir husus var. Her şey bazen yeni almak değildir arkadaşlar. Mesela bu perdem benim en az 15-20 senelik tülüm değil ama bu perdem. Mesela bu koltuk rahmetli annemin evinden geldi. 20 senelik koltuk. Bu danteller dediğim gibi en az 40-50 senelik danteller. Dolayısıyla biz burada aslında yeniyi modernize ettik. Yeniyi de eskiyi, pardon özür diliyorum, eskiyi yeniledik, değerlendirdik. Bence kıymetli olan da bu olması lazım. Gidip marka diye bir şeyleri almaktansa. Mesela herkes bu tablo çok değişik geliyor. Halbuki bu mesela tek tek satılan bir tabloydu. Ben bunu böyle birleştirmiştim. Daha önceki evimde de kullanıyordum. Buraya getirdik. Bu şekilde yine danteller. Burada benim ebru sanatıyla uğraştığım dönemde yaptığım bir ebru var. Laleler. Yine biraz tasavvufi olacak. Lale Allah diye açar. Biliyorsunuz belki tasavvufta. Burada yine öbür odanın simetrisini görüyorsunuz. Yine samandan. Ama burada daha çok kırmızı tonları. Yani kırmızılar mordan ziyade biraz daha kırmızı ve pembe tonlarına kaçış var. O yüzden de gülleri kırmızı görüyorsunuz burada. Aynı. Burada bir arkadaşımıza da bir teşekkür etmeyi seviyorum ben insanlara. Yani emeğe saygıyı seviyorum daha doğrusu. Ki öyle olmalı. Bunu bana bir arkadaşım yaptı. Ebru diye. Buradan onu da anayım. Çok güzel, çok marifetli bir arkadaşım. Böyle şeyler yapıyor. Burada mesela bunu eşim yaptı. Çeşme şeklinde. Eşim çok becerikli bir adam. Tekrar edeyim. Hakikaten öyle. Çok şanslıyım o konuda. Yani ben tasarlayabilirim ama o uygulamacı, bence o çok kıymetli bir şey. Doğa tezgahlarımız var ve ahşap, masiften yapıldı. Yani bir şeyleri satın almadık arkadaşlar biz. Bir şeyleri yaptık. O yüzden de hani size bir duvar yazısında gösterdiğim gibi iyi şeyler zaman alıyor, zaman aldı. Turizm maksatlı konaklanabilir ev statüsündeyiz bu evde. İnsanlara köy yaşamını, kırsalı sevdirmek için de yaptık Deniz'ciğim. Yani dolayısıyla insanlar, bakın bugün herkes hadi gelin ailece köye geçelim, göçemeyebilir. Şimdi realiteler var. Nedir? Adam doktor bir yerde, hastanede veya öğretmen veya asker veya polis. Yani şehirden kopamıyor işi gereği.
veya fabrikada işçi kardeşimiz. Ama biz onlara diyoruz ki tamam işin geriye kopamıyorsun ama arada kop gel biraz köyü deneyimle. Hem doğada şöyle ruhunu dinle, biraz kendini dinle, biraz iş dünyanı dinle, biraz küçücük de olsa bir mola ver diyoruz. Biz insanlara ancak bu şekilde de faydalı olabileceğimize inandığımız için böyle bir şey yaptık. Deniz kardeşim, belki burada merak eden arkadaşlarımız var haliyle. Bizim saman panellerimiz böyle. Her ne kadar evin içinde pencerelerde gösterdiysek de bu malzemeden oldu. Biz de eşimle düşündük, insanların merakını gidermek ve resim çekilebilecekleri bir alan yaratmak adına saman panellerimize artanlar vardı projeye göre. Bu artanları, yani yanlış imalat diyelim, o fazla saman panellerini buraya böyle dekor yaptık. İnsanlar hangi malzemeden yaptığımızı görsünler ve fotoğraf alsınlar diye böyle kendi kıyafetlerimizden insanlar yaptık. Şalvarlardan, kot pantolonlardan böyle bir şeyler yaptık. Hala çalışmaya devam bizde. Burada akşamları gerçekten yıldızları çok net görebiliyoruz. Ve oturduğunuz anda belki 2-3 tane kayan yıldız da görürüz. Her akşam ama bunu görebiliyoruz. Gerçekten. Özellikle yazın. O yüzden buranın bir simgesi olsun diye amblemimize kayan yıldızları da gösterdik. Biliyorsunuz ülkemizde özellikle pandemiden sonra karavanla seyahat eden arkadaşlarımız çoğaldı. Çünkü insanlar evlere tıkılmaktansa doğaya kaçtılar. Çünkü pandemi bizi evlerimize mahkum etti. Ama doğada böyle bir risk yoktu. Biz de ne yaptık? Karavancıları düşündük hemen. Karavancılara burada bir alan yarattık. Şu alan olduğu gibi karavancılara yine içeride bir alan da kullanabilirler. O zamanlar bizi çok iyi bir çift karavanıyla Türkiye'yi gezen bir çift ziyaret etmişti. Kendileri dediler ki bize açık alanda duş alabileceğimiz bir mekan, tuvaletler, duş. Hemen onu da inşa ettik şurada. Yine kendilerinin istekleri olan çamaşırhaneyi inşa ettik. Evet, önermişlerdi. Yani çamaşırhanemize fazladan çamaşır ve kurutma makineleri koyarak karavancı kardeşlerimizi düşündük. Onlara lavabolar inşa ettik. Yani lavabolarda bir şeylerini yıkayabilsinler diye. Sonra zaten biliyorsunuz bizim lokanta kısmımız sabah kahvaltısıyla özel butik akşam yemekleriyle hizmet vermekte. Artı fosepliğimizde onlara boşaltım yapabilecek imkan sağladık. Kısaca karavancı kardeşlerimizi de bu turizme dahil ettik biz. Videoda da çok bahsettiniz bu sudan. Evet, evet Deniz kardeşim. Şimdi bu köylüler eskiden buraya uyuz hamamı diyorlarmış. Uyuz hamamı demelerinin nedeni böyle uyuza, işte cilt hastalıklarına iyi geldiği için köylü arasında böyle bir şey varmış. Daha sonra buraya bir Kanadalı bir ekip geliyor. Kadıncağızın yüzünde, bu hocanın yüzünde sanıyorum eksema veya sedef, bilemiyorum tam. Orasını köylü de bilmiyor. Ve öğrenci ekibi şuralarda kamp yapıyorlar. Tamam, yani bu değişim programıyla gibi gelmişler öğrenciler. Kadıncağız 21 gün bu suda yıkana yıkana falan. Çünkü 31 derecedir bu su çıktığı yerde. 31-32 derecedir. Kadının yüzü geçiyor. Yani bir ay falan kamp yapmışlar. 20-21'lik kadının yüzü bebek gibi oluyor. Bütün bu ciltteki semptomlar geçiyor. Geçince kadın ama kafasına takılıyor. Kanada'ya gidiyor ve Kanada'da bunu bahsediyor. Kanadalılar geliyor, bu suyu araştırıyorlar. Ve diyorlar ki suyun içindeki radyoaktif mineraller ve vesaire bir takım mineraller gereği bir tek Kanada'da ve sizde burada var diyorlar. Fakat tabii bunu düzeltmek gerekir. Dünyada ve ülkemizde bir sürü bu tarz sular vardır da bilinen ve cilt hastalıklarına iyi gelen dünyada iki sudan birisi olduğu söyleniyor. Evet. Söyleniyor ve belgeleri de var. Yani işte minerallerle ilgili bir takım analizler yapılmış. Biz bu suyla nasıl tanıştık? Videoda bahsettiğimiz üzere biz buranın içme suyu kanal projesini çözdük. Bu şekilde bu suyla tanıştık. Zaten ben kendim de rosasiya gül hastasıydım. 7 sene falan çektim. Şu anda öyle bir rahatsızlığım yok çok şükür.
gündür geçti benim de rahatsızlığım. Yani kısaca bana da iyi geldi. Ben de şifalandım. Ve bütün herkesin bu suyu tanımasını istiyoruz. Hatta dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu sizin köyünüzün sınırları içerisinde değil mi? Bu su bizim, bu su arkadaşlar 200 litre saniye debiyle çıkıyor kaynaktan. Bakın asıl kaptaj yapısı arkasındaki kapalı alandır. Yani suyun kapıldığı yer diyeyim size. Asıl çıktı. Burada artık sızanlar ve alttan kaynayanları görüyorsunuz. Bu su 200 litre saniyeyle çıkıyor. Belli bir protokolla bunun bir kısmı sındırgıya, merkeze veriliyor ve köye tamamı gidiyor. Yani bizim 2 kilometre mesafedeki saman evim çiftliğinde de aynı su mevcut. Yani bu su köyü besleyen su zaten. Yani bu su ayrı, o su ayrı değil. Aynı su. Ama tabii bizim böyle bir şu anda bahsettik videolarda hani havuz yapmak gibi bir planımız oldu, var ama yapamadık yani. Evet. Ama burada mesela buraya soyunma kabinleri yaptı belediye. Bakın yeni yapıldı bunlar. Yani insanlar gelip buraya ücretsiz olarak bu suya girebilirler. Hiç kimse bir şey demiyor. Soyunma kabinleri yazıyor ön taraflarında. Piknik yapıyorlar, suya giriyorlar. Evet. Aynı zamanda biz tabii şeye de şahit olduk burada. Arkadaşlarımızdan bizzat canlı dinledik. Yanıklara da çok iyi geldiği söyleniyor. Hatta yani sanki bebek cildi gibi oldu. Eskisinden daha güzel cildi oldu. Şey ben de yaşadım ya. Benim evet, elimle evet. Yağ döküldü. Aceleyle pişi yapıyordum. O anda tavanın dengesi bozuldu. Küçük evde yaşıyorduk. Ocağım küçük, tavan büyüktü. Acele ettim. Biraz böyle hızlı hareket eden bir insan. Döküleceğini anlayınca böyle tutmaya kalktım. Kızgın yağ döküldü elime. Ve elimde ne bir iz kaldı ne hiçbir şey kalmadı. Hemen elini suya tuttu gerçekten. Ondan sonra da buraya geldim o günlerde. En az bir hafta o ara geldim buraya. Yani çok faydalı bir su. Cilde çok faydalı bir su. Bakın ne kadar su çıktığını görün. Buradan bir kısmı buradan akıyor. Bir kısmı da hemen şuradan göstereyim. Şöyle. Çıkan suyu kendi gözlerinizle görün. Yani o da çıkan suyun tamamı bu değil. Sındırgı ilçe merkezine ve aynı zamanda Emendere köyüne. Ben 200 litre saniyede. Ben burada bir çağrı yapmak istiyorum izninizle. Şimdi burada bir Eman Termal diye turizm tesisi var. Kadir Topbaş zamanında bir milletvekilinin sedef hastalığını burada geçmesinden keza o zamanki İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a gidiyor. Diyor ki bakın ben çok kötü sedef hastasıydım. İstanbul milletvekili bu beyefendi. Ve benim geçti. Ve Kadir Topbaş'ın öncülüğünde buraya bir tesis yapılıyor ve belediyeye hediye ediliyor. Eman Termal diye. Fakat ben şöyle diyorum. Evet. Eman Termal var. Aşağıda yine cennet, saklı cennet var. Saman evim çiftliği var gibi gibi. Ama ben isterim ki Sağlık Bakanlığı gelsin şuraya bir sedef hastanesi yapsın. Ki maddi gücü olmayan arkadaşlarımıza raporla 21 gün kür alınması gibi bir raporla buraya bir adam gibi havuzlar yapılsın. Hani bu vesileyle de Sağlık Bakanlığı'nı buraya bir davet edelim. Bu da bir şey olsun. Fırsat olsun bizim için. Çünkü ben çok çabaladım. Bu arada benim de YouTube kanalım var. Bizim de var. Saman Evim Çiftliği. Evet, bu arada iletişim bilgilerinizi açıklama kısmında bırakacağız ama Instagram ve YouTube hesabını söyleyebilirsiniz. YouTube'da da var. Instagram'da da var. Saman Evim Çiftliği YouTube, Saman Evim Çiftliği Instagram'lar çok rahat bize ulaşabilirler. Sevgi dolu yürekleri, kalbimiz, gönlümüz açıktır kardeşim. İyi insanlarla Allah karşılaşmayı nasip etsin hepimize inşallah. Dediğim gibi burası bir sedef hastanesi olursa da ben de Mucize Su diye bir çekim yapmıştım. Tabii ki bakın sedef gibi cilt hastalığı, ben kendim bu arada güzellik uzmanıyım aynı zamanda inşaat mühendisinin yanında. Yani eğitimle geçti hayatımız ve ciltte epidermis, dermis, subkütüs gibi tabakalar var. Şimdi ilk 7 günde kusturuyor. Yani cilt böyle bir organ ve alttaki derideki en alt tabakadaki rahatsızlığı üste doğru taşır. Ondan sonra iyileşme süreci, yani ilk başta azma, sonra iyileşme süreci başlar. Yani ben şahsen bu eğitimi azıcık da almış birisi olarak burada bir sedef hastanesi kurulursa çok mutlu olurum. Evet belki sedefi kökten çözmeyebilir ama semptomlarını bile çözmüş olması, yani bu yaraların veya kabuk bağlayan derinin de olmaması bile bence o arkadaşlarımızı rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Evet, belki de birçok insanın haberi yoktur. Umarım bu videoda vesile olur.
İnşallah. Birçok kişiye ulaşmış i̇nşallah, olur. İnşallah, inşallah. Bizi davet ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. İki gün burada sizin sayenizde zaman geçirdik. Saman Evim çiftliğinde misafir olduk. Çok sağ olun her şey için. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buralara kadar geldiniz. Için. Bizleri ziyaret ettiniz. Biz de seni ve aileni tanımaktan çok mutlu olduk. Evet. Çok sağ olun. Benim sormadığım, özellikle sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Yani bütün sevgi dolu yürekleri, yani yolu güzellikten geçen, doğayı seven arkadaşlarımızı, şehir hayatından sıkılanları kısa bir mola için Saman Evim çiftliğine bekliyoruz. Daha uzun süreli kalmak isteyenler de bizimle iletişime geçebilir. O imkanımız da var. Küçük evimiz var biliyorsunuz. Herkese buradan sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.